Teyzeciğim, ben izninizi isteyeyim. Ben sonrasında uğrarım zaten Meryem'e. Otur kızım, otur. Otur. Gelir o birazdan, ararım şimdi. Meryem hiç bahsediyor mu bizden? Tabii. En çok bebekten. Bebek için ne kadar heyecanlandığınızdan. Öyle, öyle. Yıllarca torun hasretiyle yandım. Bir tane evladım var, Nuh'um. Babası erkenden göçtü gitti. Tek başıma büyüttüm onu. Allah'ıma çok şükür. Ölmeden evladımın çocuğunu gösterecek bana. Gözüm arkada kalmayacak. Teyzeciğim, Meryem'i arıyorsanız hiç aramayın. Şimdi tedirgin olmasın. Belki yalnız kalmak istiyordur. Şimdi annesini zaten daha yeni kaybetti. Çok seviyordu sanki. Zorla gönderdik ölüm döşeğindeki kadının yanına. Yoksa bizimkinin umru falan değildi. Açmıyor da bak. Allah. Gelin, sen mi geldin? Niye açmıyorsun? Bak, misafirim var burada. Sana iniyoruz. Teyzeciğim, ben size yardımcı olayım. Yardıma gerek yok kızım. Yürürüm ben. Teyzeciğim, ben size yardım edeyim. Yok yok, yürürüm kızım ben. Tada! Oğlumun ilk fotoğrafları. Nasıl? Çok güzel. Çok fotojenik değil mi? Çok yakışıklı olacak belli. Meryem, benim şimdi çok işim var. Duşa girip çalışmam lazım. Bunlar sana emanet. Artık göster, ne göstereceksen canım? Anne tamam, kızma. Hem sen tansiyon ilacını aldın mı? Çünkü göreceğim, bayılacaksın. Ya Allah'ım, yarabbim. Ne oluyor Meryem'im? Tada! Oğlumun ilk fotoğrafı. Nasıl? Çok fotojenik değil mi? Allah'ım! Torunum mu benim? Ver bakayım. Ver, ver, ver. Bismillahirrahmanirrahim. Torunum mu şimdi bu benim? Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Defne Hanım, hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Nihayet. Duymuyor musun? Tuvaletteydim, sıkışmışım. Hoş geldiniz. Maşallah. Evin haline de bak. Kusura bakmayın, ben alayım, zahmet etmişsiniz. Sağ olun, buyurun. Evin dağınıklığına kusuruna bakmayın artık. Estağfurullah. Buyurun, buyurun. Buyurun, şöyle geçin. Meryem'cim tekrar başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Çık.
çalışmaktan kendi evini çekip çevirecek vakti olmuyor tabii. Karnı burnunda çalışmak da zaten nasıl bir şeyse. Annem sağ olsun hamile kaldığımdan beri böyle üstüme titriyor. Anne. Dün gittim ya Adapazarı'na, biliyorsun işlerim aksadı. Yoksa zaten idare ediyorum her şeyi. Mutfak içeride değil mi? Hiç zahmet etmeyin, ben onu alayım. Hem kahve de yaparım, ikimiz de baş başa içeriz. Gelin. Daha yeni geldim. Üstünüze mi oturacağım sanki? Bir kahve içeyim, sonra giderim. Teyzeciğim, yanlış anlamazsanız ben Meryem'le özel bir şey konuşacağım. Aman, iyi. Ben de çok meraklıydım zaten sizinle sohbet etmeye. Görüşürüz anneciğim. Teşekkür ederim. Siz olmasaydınız kaldıramayacaktı. Rica ederim. Siz rahatınıza bakın, ben hemen geliyorum, tamam mı? Yardım edeyim mi sana? Yok Defne Hanım, Allah aşkınıza geçin oturun, ben hallederim şimdi. Olsun, yardım etseydim sana. Olur mu canım, elime mi yapışır? Ay Meryem, suya tut. Buzdolabında buz var mı? İyiyim ben Defne Hanım, yok bir şeyim. Ben rahatsız ettim seni. Ben sadece seni görmek istemiştim. Kahveyi sonra içeriz, sorun değil. Estağfurullah. Defne Hanım, ama ne olur. Ne olur, siz bu dünyada bana rahatsızlık verecek en son insansınız. Bir anda geldiniz, kusura bakmayın, evde dağınık. Dün de Adapazarı'ndaydım. Gün zor bir gündü. Zor bir gün geçirdim. Kusura bakmayın. Özür dilerim gerçekten. Meryem, tamam, sorun değil. Hiç sizi kırmak istemedim. Kayınvalidem size abuk subuk bir laf söyleyecek diye hop oturdum, hop kalktım, zaten gerildim gerçekten. Ben de kusura bakmayın. Ne olur. Tamam Meryem, hiç sorun değil. Bak, bebek doğunca her şey değişir. Kadıncağız da torununu kucağına almak istiyor. Sen de onu anlamaya çalış. Merak etme, her şey düzelecek. Sağ olun, çok sağ olun. Ben kendi derdime düştüm, soramadım. Doktora gitmiştiniz. Ne dedi, gün verdi mi? Önümüzdeki hafta bugün kucağıma alıyorum. Haftaya bizimle olacak. Hı hı. Ben kahveleri yapıyorum o zaman. Tamam.